fosiller evrim yalan diyor. Bugüne kadar elde edilen fosil kayıtlarının iki önemli özelliği var. Ve her iki özellik de evrim teorisinin iddialarıyla çelişmektedir. 1. Durağanlık. Türler, dünya üzerinde var oldukları süre boyunca hiçbir değişim göstermezler. Fosil kayıtlarında ilk ortaya çıktıkları andaki yapıları neyse, kayıtlardan yok oldukları andaki yapıları da aynıdır. 2. Aniden ortaya çıkış. Herhangi bir bölgede bir tür atalarından kademeli farklılaşmalara uğrayarak aşama aşama ortaya çıkmaz. Bir anda ve tamamen şekillenmiş olarak belirir. Bu iki madde şu anlama gelmektedir. Herhangi bir evrim sürecinden, ara aşamadan geçmeyen canlılar yaratılmışlardır. Sahip oldukları özellikleri sonradan kazanmamışlardır. Yaratıldıkları ilk günden itibaren bunlara sahiptirler. Fosil kayıtlarının evrim teorisini yalanladığı, Darwin'in kendisi tarafından da bilinen, ancak Darwinistler tarafından asla kabul edilmek istenmeyen bir gerçektir. Darwin, fosil kayıtlarının evrim teorisiyle açıklanmasının mümkün olmadığını Türlerin Kökeni kitabında teorinin zorlukları başlığı altında itiraf etmiştir. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerindedir? Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz bulacaktır. Darwin'in neden ara form fosili bulamıyoruz sorusunun cevabı ise açıktır. Çünkü canlılar evrim geçirmemiştir. Çünkü canlılar evrim geçirmemiştir. Fosiller evrim yalan diyor.